Herkese merhaba. Türkiye'nin en cool şefiyle beraberim. En cool hamburgerini yapacağız. Hazır, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim, ne var ben de. İşte koşturmalar falan bitti bu MasterChef çekimleri derken. Şimdi birazcık insana dönüp artık öyle sana konuk olabiliyorum. Başka işlerimi halledebiliyorum. İyi, süper. Geçmiş olsun değil mi? Ama tekrar başlayacak değil mi ikinci şey? Temmuz'da çekimlerine başlarız herhalde. Ağustos, Eylül gibi de. Zaten yeni Temmuz'a kadar anca dinleyeceksin herhalde. Kesin, kesin ama. Bu arada YouTube'a da hoş geldin. YouTube'a da hoş bulduk ya. Ne zamandır istediğim bir şeydi bu. İşte dolaşıp böyle sokak lezzetlerini, zaten Fire Room'da da yaptığım o sokak lezzetlerini Türkiye'nin dört bir yanından işte misafirlere, insanlara tanıtmak. O da güzel bir vesile oldu. Şimdi bakalım şehir şehir dolaşıp ondan sonra nerede ne yenir, hangi köftecine ne yenmesi gerekir, onları dolaşıp işte yanında arkadaşlarımla öyle bir keşif gezisi gibi bir şey diyebiliriz. Harika bir şey. Hem bilinmeyen lezzetler de ortaya çıkar. Bence bizim ülkemizin de çok ihtiyacı olan bir şey. Ya kesinlikle, çünkü her Anadolu'ya gittiğimde ben o kadar farklı farklı şeylerle karşılaşıyorum ki. Böyle işte bir Elazığ'a gittiğimde o gördüğüm köfte tostu falan gibi. Eminim daha neler vardır. Evet. Ben de onları gördükçe şimdi biraz da Fire Room'a menüsüne katmak istiyorum. O yüzden keyifli bir win-win situation. Yani bir iki tarafında kazandığı bir şey. Durum oldu. Benim de yeni yıl planlarımdan bir tanesi daha çok Anadolu'ya gidip farklı lezzetler tatmak. Çünkü hakikaten hani hiç tahmin edilmeyen şeyler çıkıyor. Bugün kesin böyle yapmak lazım. Fire Room'un en meşhur hamburgeri diyebilir miyiz? Fire Room'un en meşhur, evet, burgerlerinden biri. Sanırım en meşhuru. Çünkü benim en sevdiğim olduğu için sürekli ben paylaşımlarımda falan onu koyuyorum. Fat Boy adı üstünde, bayağı böyle bir proteinli bir şey. Bunun bu kadar meşhur olmasının en büyük sebeplerinden biri de aktif karbonlu bir ekmeği olması. Yani siyah bir hamburger ekmeğinin içerisinde olması. Çoğu insan bunu gıda boyası veya işte kalamar mürekkebi olarak biliyor ama bu aslında son birkaç yıldır özellikle bu sağlık yönünde iş yapan Amerika'da ve Londra'da dükkanlarda oldukça fazla kullanılan aktif karbon. Hem detoks özelliğinden dolayı. Öyle mi? Tabii ki. Hem de işte bağırsak florasını düzenlediğinden dolayı ve zehirlenmelere karşı bir çözüm olduğundan dolayı bu kullanılıyor. İşte dondurması yapılıyor, atıyorum içecekleri yapılıyor. Şimdi suyu bile var. Aktif karbon su. Bu internetten satın almak mümkün mü? Aktif karbon diye Google'a arayınca. İnternetten yenebilir aktif karbon diye bakmanız lazım. Okay, tamam. Yenebilir diye bakmazsanız yani oldukça da kötü. Çünkü havuz filtrelerinde falan kullanılan bir şey. Biz şöyle bir şey yaptık. Bu yenebilir aktif karbonu 3 yemek kaşığını 500 mililitre suya koyduk. Hı hı. 90 dereceye getirdik. Ondan sonra kapattık. Bir gün soğumaya bıraktık. Bir gün soğumaya bir gün bıraktık. Bekleyecek. Ondan sonra böyle gördüğün gibi bir siyah mürekkep gibi bir şeyimiz oldu, karışımımız oldu. Şimdi zaten ekmeğe belli bir su koymamız gerekiyor. Veya işte ne bileyim bir limonata yaparken, bir dondurma yaparken bir sıvı koymamız gerekiyor. O sıvıyı bu aktif karbonun aslında karıştırıp bunun siyah olmasını sağlıyoruz. Bir yandan bunu yerken bir yandan da vücuda bir faydası olsun diye. Evet, mantıklı. Hem de güzel bence şey. O kadar güzel gözüküyor ki zaten. Şimdi burada un, maya, şeker. Ben Hazer'in tarife göre yapmaya başladım. 500 gram un, 20 gram maya, ondan sonra 15 gram şeker, 5 gram da yok. 10 gram da tuz var içerisinde. Koyduk. Ve zeytinyağı. Zeytinyağı. Zeytinyağının önemi çok büyük. Burada aslında bu renk transferini sağlayan buradaki yağ. Öyle mi? Evet. Tutunuyor mu ona? Tutunuyor. Yani yağ zaten hem lezzetin hem de rengin transfer olmasını sağlıyor yemeğin içerisinde. Bizim kullanmamızın en büyük amacı odur. O yüzden derler ya yağlı yemek lezzetli oluyor diye. Burada da aslında renkli oluyor yağlı yemek. Göreceğiz onu. Şimdi bunu ayaklı mikserde, tabii işin kolayına kaçarak yoğuruyoruz. Zaten ayaklı mikserde bunu yoğurmazsan simsiye ellerin olur. Evet, ondan ayaklı, tabii. Şimdi bunu yoğuracak. Ondan sonra ne kadar mayalanmaya bırakacağız? Bunun bir yarım saat ilk mayalanma, ondan sonra şekil verdikten sonra da bir 15 dakika ikinci mayalanmaya ihtiyacı var. O yüzden bir süre bekleyeceğiz onu. Şimdi hamur hazır. Böyle hakikaten yumuşacık bir hamur oldu. Bunu mayalanmaya bırakacağız ama biraz önce yaptığımız mayalanmışı var. Bunun yapılmışı. Hep bunu söylemek istemişim de ben. Bunun yapılmışı var. Bunu Hazer ne yapacağım şimdi? Bunu yaklaşık 110 gramlık. Tamam. Çok önemli değil işte 100 gram, 110 gram olması. Şundan biraz daha büyük gibi. Ondan biraz daha büyük gibi bezeler halinde böleceğiz. Tamam. Yaklaşık bir 10 beze çıkması lazım ondan. Tamam. Ondan sonra o 10 bezeyi de ikinci mayalanmaya bırakacağız tepsinin üstünde. Tamam. Ondan sonra zaten burger ekmeği gibi birazcık işte mayalandıktan sonra da fırında pişireceğiz. Süper. Başka bir şeye ihtiyacımız yok onun için. Süper. Sen de o sırada sosa mı? Ben de sosa başlayayım. Fire Room nasıl gidiyor? Fire Room gayet iyi. Amacımız zaten
insanlara işte çok fazla korkutmadan büfeden hallice bir yer açmaktı. Çünkü artık çok sıkılmıştım ben üst segment yerlerde çalışmaktan, işte otellerde, hep üst düzey restoranlarda veya grupların yöneticisi olarak. Dedim ki yani herkesin gelip yiyebileceği bir yer olsun. Hı hı. Ondan sonra herkes bir şekilde dünyanın her yerinden sokak lezzetlerini tadabilsin. O yüzden yani hakikaten büfeden hallice bir yer yaptık. Vallahi misafirlerimiz de sevdi. Sağ olsunlar, şu anda kapıda böyle bir saatlik, bir buçuk saatlik kuyruklar olabiliyor. Öyle mi? Ay harika, ne kadar güzel. O yüzden şimdi maslağı açmaya karar verdik. Hatta bugün gelirken de onun toplantısındaydım. Başlangıcı, ya inşaata başlandı. Artık bakalım, herhalde bir Mart'ın ortasına doğru falan da maslaktaki şube açılacak. Hayırlı olsun, ben de gelirim. Tamam, bekleriz. Nasıl başladın peki yemek yapmaya? Yemek yapmaya bayağı küçükken başladım. Yani şöyle söyleyeyim, ben oldukça tombik ve boğazıma meraklı bir ufaklıktım. Ay ben de çok tombiktim küçükken. Ondan sonra ve yani hakikaten yemek artık yedirmiyorlardı bana böyle. Yani bir dolaba kilit koydukları kalmıştı. Ondan sonra ben de anneannemin böyle tariflerinden falan böyle kurabiyeler, onlar bunlar. Bayağı ufaklıktan başladım. Sonra işte babam İranlı olduğu için annem babam bir ara İran'da yaşadılar. Farklı işte bir ülkede yaşadılar. Onda teyzemle ve dedemle büyümek durumunda kaldım. Onda baya baya ben yapıyordum yemekleri işte. Teyzemler eve geldiğinde evde yemek oluyordu falan. Bu ortaokul sonundan falan bahsediyorum. Ortaokul sona doğru işte o fazlalık kilomu verdim. Ondan sonra da baktım işte güzel güzel yemek yapıyorum. ODTÜ'de işte sosyoloji okurken de baya bir eşimi dostumu eve çağırıp böyle 10 kişilik 15 kişilik yemekler veriyordum. Hiç alakam yok ama hobi olarak yapıyorum hala. Sonra dedim ki ben bu işi niye hobi olarak yapmaya devam ediyorum? Ben bunu niye profesyonel olarak yapmıyorum? Yani bu işten niye para kazanmayayım? Böylece çok sevdiğim bir laftır. Hep gittiğim böyle konuşmalarda falan söylerim. Sevdiğin işi yap, hayatın boyunca çalışmak zorunda kalmazsın diye. Yani o felsefeyi benimsedim kendime. Atladım, Cape Town'a gittim. İşte bir senelik bir Cordon Bleu eğitimi alayım diye gittim. 10 sene kaldım orada. Sen 10 sene kaldın Cape Town'da. Ondan sonra 10 sene sonunda inanılmaz bir yer. Çok güzel yani, bir yer yani. Herkesin ölmeden önce görmesi gereken bence bir yer. Bence de kesinlikle öyle yani. Tam böyle yaşanır denilecek yer. Şimdi orada ne yaptık? Tereyağını erittik. İki tane soğanı özel tık 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 doğradı tabii ki de. Onu kavuracağız. Onları bir parça kavuracağız. Soğanların hafiften karamelize olması lazım. O yüzden ben şu ateşi biraz daha büyüğüne geçeyim. Peki yapmayı en sevdiğin yemek ne? Sürekli değişiyor biliyor musun? Öyle mi? Kesinlikle sürekli değişiyor. Yani bir gün yani basit bir Tay yemeği olabiliyor, bir gün basit bir Hint yemeği olabiliyor, bir gün Meksika yemeği olabiliyor. Ama genelde Güneydoğu Asya yemekleri ve Güney Amerika yemeklerini herhalde yapmayı en sevdiklerim. Zaten baharat çok seviyorsun. Baharat değil seviyorum, mi? Evet, acı çok seviyorum. Çok şey belli oluyor, acı çok seviyorsun. Bayağı güzel şeyler oluyor orada. Şimdi şey ekledik, Worcester sos ekledik. Worcester sos mu, Worcestershire sos mu? Ya aslında İngilizler ikisini de sevmiyor. Ne Worcestershire diyor. Worcestershire, biliyor musun ilk defa duyuyorum. Yok bunu. Gerçekten bu yani orada yani benim Cape Town'da büyük bir İngiliz nüfusu olduğu için ben de işte Worcestershire, Worcestershire olarak söylüyordum. Ne ama falan diyorlar böyle. Sonra öğrendim ki Worcestershire'mış. Worcestershire, tamam ben de öğrenmiş oldum bu sayede. Şeyi de, aktif karbon hikayesini de öğrendim. O da çok ilginç. Hindistan cevizi kabuklarını yakıyorlar. Hindistan cevizinin bu yenmeyen kabuk kısmı var ya, onu 600-650 derecelerde yakıyorlar. Çok yüksek ısılı fırınlarda. Yani bizde öyle fırınlar yok mesela. Hı-hı. Ondan sonra onu alıp bir kimyasal solüsyonun içine bırakıyorlar ve aktive etmek oluyormuş o. Daha sonra kurutup işte böyle toz haline getiriyorlar. Biz de yemeklerimizde kullanıyoruz. Eskiden yani herkes hatırlamayabilir bunu ama eczanelerde aktif karbon hapları satılıyormuş. Hatta öyle bana mi? Gelen misafirlerden biri dedi. Ya ben epeydir bulamıyordum bunu dedi. Ama böyle haplar satılırdı. Böyle siyah kömür gibi aktif karbon hapları satılıyormuş zehirlenmelere karşı. Hatta eşi bir midesiyle alakalı bir rahatsızlık geçirdiğinde benden gelip böyle iki şişe limonata aldı aktif karbon, siyah limonata. Çok cool da gözüküyor ya şimdi oraya doğru. İlk başta adını Darth Vader koyayım diyecektim. Ondan sonra Darth Vader olurmuş ama. Star Wars'dan problem yemeyelim diye vazgeçtim.
Şimdi biraz kırmızı şarap da ekledik. 1-2 yemek kaşığı kadar. Hı hı. Bu arada bu tamamen Hazer'in şu anda benim buzdolabımı açıp ben bunu yaparım diye çıkardığı bir sos. Ben tarif açıklamalar kısmından elimden geldiğince böyle bakarak bir yemek kaşığı, iki yemek kaşığı ekleyeceğim. En güzel yemekler de soslar da yanlışlıkla yapılanlardır. Öyle ben mi? Hep ona inanıyorum. Ya sen Allah aşkına mesela şeyi düşünüyor musun? İlk mısırı nasıl patlattılar? Ya dur ben şunu bir kurutayım da ondan sonra nasıl olsa kuruduktan sonra ben bunu yüksek ateşe verdiğimde bu patlar diye düşünmüş olabilir miydi insan? Bir anda patlayıverdi değil mi o? Kurutulmuş mısır muhtemelen bir ateşin üstündeki taşın üstüne falan düşüp böyle patlayınca. Ama yani şey bence de böyle hani en keyifli yemek yapmak gerçekten evde böyle kendine hani televizyon çekim önceden reçete hazırlayıp öyle yaparım değil de o anda böyle ne varsa onu da koy bunu da koy nasıl çıkacak bakalım falan. En bence de keyiflisi öyle oluyor. Benim bazen oluyor öyle. Gidiyorum mesela 2 bölümüm belli ya da 3 bölümüm belli. 4. bölümde açıyorum dolabı. Tamam şimdi şunu yapıyoruz diyorum. Aa bana hiç izin vermiyorlar öyle. Buradan Bean Gourmet'e seslenmiş olayım ben de. Ben yani bayağı 2 gün önceden listeler alınıyor. Ama senin kaçıncı senen oldu? Benim 3. sene oldu ya. Bir senem daha var. Bir sene sonra izin vermeye başladım. Yani. Tiraşa ekleyecek miyiz? Evet, bir parça daha ondan ekleyeceğiz. Demin biraz koydum ama rengini çok beğenmedim. Ekliyorum. Onu da ekleyelim. Sarımsaklı acı sosu, yok biraz daha koyalım. Acıyla aran nasıl? Çok iyi. İyi, süper. Şimdi gelelim Fatboy'un diğer malzemelerine. Evet. Bu kaburga. Ben dün rica ettim İdil. Kasabından yaptırdı. Tek çekim, sadece kaburganın kemikler alındıktan sonra tek çekim çekilmesi 6 aynayla veya işte bu 4,5 galiba veya 4 onunla yapılabilir. Şimdi tek yapacağımız, yani ben öyle seviyorum en azından burgerde. Bence olması gerekiyor. Çok fazla böyle işte köftesinin lezzetli olmaması gerekiyor. Yani direkt etin tadını almak gerekiyor diye düşünüyorum. Anladım. Ondan bence dolayı tamam. Hamburger köftesine fazla da böyle işte odur budur falan koymaya gerek kesinlikle yok. Kesinlikle yani bir sürü şey katıyorlar. Kimyonlar onlar bunlar hiç gerek yok. Bayağı orijinal bir köfte yapacağız. Karabiber, tuz. Karabiber, tuz. Başka hiçbir şeye ihtiyaç yok. Yine bir de şey dediğim ya Hazer hep böyle mesela bizim köftede böyle uzun uzun yoğur. Bunda herhalde böyle tık tık birleştiği anda sadece birleştireceğiz ve sıkıştıracağız. Aslında şöyle bir şey öneririm ben. Hamburger köftesini yaptıktan sonra bir gün dolapta bunu fermente olması gerekiyor. Yani bu tuz karabiberle beraber kalması gerekiyor. Şekil verildikten sonra çok daha lezzetli oluyor. Ama şu anda böyle de gayet güzel kullanabiliriz. Bizim İnegöl köfte mantığı. Bunu bir parça yoğuracağız. Aslında yoğurmayacağım bile. Şöyle bir şey yapacağım. Sadece birleştireceğim elimle. Şöyle yapacağım aslında. Pardon. Kaç gram oluyor normalde parfümde şeyler? 150. 150 gram burger köftesi oluyor. Üstüne 100 gram da şu oxtail. Oxtail gelecek. Yani şey dana kuyruk. O da bir 12 saat falan pişiyor. Bu 150'den bayağı büyük oldu. Bu 220 falan oldu şu anda. Biraz azaltalım. İyi 3 kişi yiyebilecek. Hazer bunları vereyim mi fırına? Onları biraz bakayım bir. Biraz daha dursun mu? Aslında iyiler. İyiler mi? İyiler. O zaman bunu 200 derece fırına veriyoruz. Hı hı. Bir yandan ekmekler pişmeye başlasın. 220 derece. 220 derecede. 220 alt üst. Hamburger ekmekleri pişti. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. İlk başta bu dana kuyruğu. Bu dana kuyruk. İlk başta bir benim tütsü fırınım var. Orada tüt süreniyor. Ondan sonra yaklaşık bir 10-12 saat arası uzun uzun pişiyor düşük ateşte. Ki böyle lime lime olsun yoksa... Ocakta mı pişiyor yine yoksa fırında? Fırında. Tamam. Fırında. Hatta odun fırınında pişiyor. Geceden çocuklar koyuyor ondan sonra sabah geldiklerinde gayet suyunu bırakmış ve böyle lime lime halde oluyor. Bunu ısıtırken biraz et suyu veya tereyağı kullanmamız lazım. Biraz da karabiber koysak fena olmaz şu anda. Tamam.
Peki bu şimdi YouTube kanalında gideceğin destinasyonlar belli mi? Nereler var listede? Ya Bursa ile başlayacağım. Çünkü Bursa'daki bir takım lezzetler benim eskiden beri çok sevdiğim şeyler. Hangileri mesela? Bir Bursa'da ya işte o çantık olsun. Ondan sonra işte kebaplar olsun. Şeyini ye mutlaka, tahinli pide. Tahinli pidesi olsun, evet tahanlı. Tahanlı, aynen. Of, en sevdiğim. Bir de Bursa'nın insanı biraz böyle deli dolu ya. O da çok hoş bir malzeme bence. Yani oradaki esnaf sağ olsun bir işte Gemlik'te balıkçı Rıza var. Rıza ile kardeşi dolaştırmaya başladı bizi. Bir keşif gezisine gittik. Çekim de yapmıyorduk. Ya o kadar eğlendik ki anlatamam sana. Hakikaten dedim ki yani yok siz asıl çekimde de olacaksınız. Hiçbir yere bırakmam. Başka Bursa dışında nereleri düşündün? Şimdi Bursa ikinci destinasyon Adana. Üçüncü destinasyon İzmir. Ondan sonra bir Ankara var. Ankara'ya giderken yolda büyük bir ihtimalle işte Adapazarı'na uğrayacağız. Oranın ıslama köftesini falan bir deneyeceğiz. Ya birazcık aslında bir yol hikayesi gibi olacak. Yani sokak lezzetlerinden ziyade. Giderkenki muhabbetimiz. Ondan sonra işte oradaki belki yeni keşfedeceğimiz tatlar. Sokak üzerinde yerler mutlaka çıkacaktır. Çıkabilir. Kesinlikle olacaktır. Daha ben hemen abone olacağım. Sizler de mutlaka gidin abone olun. Yani gerçekten Türkiye'de öğrenecek çok sokak lezzeti var. Onları da mutlaka ve mutlaka desteklemek lazım. Yani işte mesela geçenlerde ben de bir Fatih Kadınlar Pazarı'na gittim. Avşo çorbası diye bir çorba. Hayatımda hiç içmemiştim. Keçiyi kuyuda pişiriyorlar. Hı hı. O keçi pişerken altına bir tepsi koyuyorlar ve o keçiden akan bütün sular ve yağlar o tepside buluşuyor. İnanılmaz bir şeydi o. Yani hani mesela atıyorum Fransızların konsome çorbası ne kadar meşhur? Bu bence ona 10 katlar. Kesinlikle o kadar katlar. Lezzetli. Ama tanıtan yok, şey yapan yok, yani bilen yok. Hani ben ki bu kadar yemekle alakalıyım, ben bile bu sene keşfettim mesela bu çorbayı. Mutlaka şey yapmak lazım yani, gezip, ya, görüp, o kadar çok öğrenip paylaşmak lazım. Bilmediğimiz şey var ki. Ben daha önceki işimden dolayı işte bayağı bir çorbalarla alakalı araştırma yapmıştım. 340 tane sadece Türkiye kayıtlı çorba var. Öyle mi? Ya dünyanın hiçbir yerinde yoktur herhalde o kadarı. Evet. Peki şimdi seni görmüşken MasterChef hakkında soru sormazsan beni linç ederler. Ondan sonra nasıl gidiyor? Bu arada yarışanlar çok geliştiler yani değil mi? Programın başından sonuna kadar. Yani ya, senin yorumların ne? Amaç oydu zaten. Ve şöyle söyleyeyim, bence oradaki en başarılı yarışmacılar en başta çok fazla iyi yapamayıp sonlara doğru çok iyi toparlananlar. Hı hı. En başından sonuna kadar iyi olan bir yarışmacı bende çok bir ne bileyim aşama gösterememiş gelişime anlamına geliyor. Evet. Hakikaten çok iyi yarışmacılar vardı. Son 5 zaten yani hep herkesin favorileriydi. Hı hı. Çok da doğru bir 5 oldu. Sonunda da Uğur gayet hak ederek kazandı. Ha, insanlar şey diyor, acaba Kerem'in hakkı mıydı, yok şey miydi? O gerçekten Uğur hak ederek gayet güzel bir yemek yapıp en sonunda kazandı. Ama yani Burcu'nun da gösterdiği gelişme hakikaten inanılmazdı. Ekmekleri kesebiliriz. Biz bir de orada ekmeklerin içini de alıyoruz şeyde. Hı hı. İki tane yapacağız değil mi? Sen yaptıklarını yiyor musun peki? Yiyorum. Maalesef yok sen. Ben de. Yani hiç öyle az yemek yiyorum hiç falan gibi bir şeyim kalmaz. Yok. Hiç boğazımdan kesmiyorum ama şey yapıyorum yani. Şimdi mesela bunu yediysem akşam büyük ihtimalle işte yani hafif bir şey yerim yani. Ya böyle bir tavuk ya da bir salata falan. Hmm. Hani biraz öyle dengelemeye çalışıyorum kendim ama. Onu ben de yapıyorum ama. Bazen başka çok ağır yiyor çünkü. Tadımlar yaptığım zaman, yeni menü değiştirdiğim zaman bak gayet mis gibi oldu. Çok güzel pişmiş valla. Evet yavaş yavaş şunları yapmaya başlayalım. Yaptığımız soğanlı barbekü sostan. Gayet cömert bir şekilde iki tarafa da. Ondan sonra bunun üstüne... Ne kadar güzel koktuğunu şu an size anlatmak istiyorum. Bir parça cheddar. Üstüne köfte geliyor.
Of of of. Onun üstüne bu dana kuyruk geliyor. Dana kuyruğunun üstüne bir tane daha cheddar geliyor. Tamam. En sonunda da kapağını üstüne şöyle bir kapatmaya çalışıyoruz. Bu ne güzellik demek istiyorum. Hazar çok teşekkürler gerçekten. Fatboy denmesinin sebebi sanırım artık herkes biliyor bunu. Evet. Ben bunu deneyeceğim şimdi. Mutlaka dene. Yani zaten şu an bunu yememek gibi bir ihtimalim yok. İstersen keselim ortadan öyle ya. Biraz zor olabilir yemesi. Yok ya, yerim. Yer misin? Yerim, tamam. Yerim. Vallahi yedi. Hakikaten yedi. Of. O dana kuyruk var ya. O bambaşka bir yere getiriyor değil mi? Ekmeği yumuşacık. Şu içine yaptığın sos. Bunun reçetesini seni izleye izleye çıkartıp mutlaka kullanacağım. Çok teşekkür ederim. İyi ki rica geldin. Ne demek. Her zaman bekliyorum. YouTube'da mutlaka. Tekrar hayırlı olsun. Severek takip edeceğim. Sizler de takip edin. Farklı videolarda görüşeceğiz. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.